Balat burası biliyorsunuz. Balat tarihi bir yer zaten. Sokakları, evleri genellikle Tonos beşik tavan, Marsilya tuğlaları ve Horasan çamuruyla yapılmıştır. Şu an bulunduğumuz bina, benim tasarım atölyem, bir surun, sur duvarının içindedir aslında. 70'li yıllarda bir yangın çıkıyor ve burada 5-6 tane bina yanıyor. Sonra yine bir yasa çıkıyor. Bu surun üzerine bildiğimiz apartman yapıyorlar. Aslında tarihi bir bina var. Yani burada sütunlarıyla, sütun başlarıyla tarihi bir binalar vardı bunun üzerinde. Şu yan tarafta da örnekleri var. Bu nedenle burası tarihi bir yer. Fakat tarihin içerisinde 70'li yıllarda yine o yasadan yararlanarak böyle bir apartman yapmışlar maalesef. Gördüğünüz gibi beton. Yani ben Balat'a ilk geldiğim zaman bunları toplamaya başladım. Tabii Balat tarihi bir yer. Tarihi binalar ve tarihi kokan ahşaplar var. Şimdi yani benim ahşaplarla konuştuğumu, ahşaplarla fısıldaştığımı falan da düşünenler oldu. Hatta dediler ki ya bunu belediyeye şikayet edelim, bu çöpleri alsınlar gitsinler. Tabii bunları şaka yapıyorlar yani ama espriler buralara kadar geldi. Sonra bir iki tane böyle eski, onların asla yüzüne bakmayacağı, mangalda kullanabilecekleri ahşaplardan bir iki gardırop, bir iki tasarım, terek yaptım. Eski köy rafları şu an moda, onlardan falan yaptım. Yanılmıyorsam Hollandalı bir hanımefendi geldi ve 3 tane dolabı aldı ve bana o dönemin parası bayağı güzel bir para verdi. Ve bütün oradaki esnaflar şöyle baktılar şaşkın şaşkın. Şimdi neye dönüştü? Benim o ilk hareketim şaşkınlık yarattı. Sonra insanların daha aydın, daha kültürlü insanların ilgi duymasıyla sempatiye dönüştü. Sonra ellerinde eski bir şey, kırık bir bacaklı sandalye varsa bana getirmeye başladılar. Ve öyle öyle biz onlarla beraber dayanışma içerisinde girdik. O kadar çok getirdiler ki eskilerini. Artık çalışacak yer kalmadı. Mecburen alımı biraz durdurdum ve hızlı üretim yapıyorum ama keşke aynı şekilde insanlara sunabilsek. Organik bir tarıma benzer. Evet, meşakkatlidir, güçtür. Çünkü ilgi duymazsanız o tarıma, o tarım da ölüp gidecektir. Sanat da böyle bir şeydir. Sevilmediği yerde küser, gider yani. O yüzden bizim için teşvik olmak çok önemli. Bunu birim öğretti. Aslında bu öğretilebilir ama insanın içinde de bir şey olması gerekiyor. Yani şiir yazıyorsa bir kere şiir öğretilmez. Şiir yazma yeteneği, ilham yani aslında dinde ilham diyor. Sanatta imgesel güç olması gerekiyor. Yani o tasarlanma gücü olması gerekiyor, özelliği olması gerekiyor ki o iyi bir şiir yazsın. İşte dediğim gibi objeyle benim buluşmamla başlıyor. O buluştuğum an benim için ham madde olan çürük bir tahta, çivili olabilir, hiç önemli değil. Böyle bir tahtayla ben buluştuğum an benim kafamda hemen bir fikir canlanıyor. Ve üstelik bunu insanlar bunu artık tüketmişler, bitmiş. Ve bundan bir şey olmaz artık. Bunu çöpe atacaklar. Hayır diyorum. Ve bir mobilyacıya gidip bir kütüphaneye bir sehpa almak isteyen insanlar belki de o gün buradan geçerken bana uğrayacaklar ve bir sehpa alma ihtiyacını benden giderecekler. Dolayısıyla mobilya sektöründe talep azalacak. Bu anlamda talep azalacak. Ve bu da ormanlara yansıyacak. Orman ağaç kesmeye yansıyacak falan. Böylesine bir ütopik gibi gözükebilir. Çevreye şöyle yararı var. Söylediğim gibi insanlar soluksuz bir gün soluksuz kaldıkları zaman aslında bu söylediğim sözlerin değeri anlaşılacak. Bir belgesel izlemiştim. Bir masif bir masa satıyorlar ve anons ediyor oradan. Son yağmur ormanlarından kalan masif ağaç yok mu arttıran diye. Yani
artık ağaçlar bitmiş, tükenmiş, antika görevi olmaya başlıyor. Yani biz de soluksuz kaldığımız zaman, çünkü ağaçların sadece bize görsel efekt, görsel güzellik yarattığını, yeşillik, çok seviyoruz yeşili değil aslında. Ağaçlar mesela bir yetişkin ağaç, bir insanın 4 saat soluyacağı oksijeni üretebilir. Biz ne yapıyoruz? Onu kesiyoruz ve dolayısıyla bir insanın 4 saat soluksuz kalmasına neden oluyoruz. Şimdi bu tabii insanlar bunu yaşayarak çevreyi, çevre güzelliklerini kaybederek anlayacaklardır. Belki kaybetmeden bir fikir verebiliyorsak, en azından tarafımız belli ise ve insanları bu tarafa yaptığımız ürünlere sempati duyarak, ilgi duyarak, hatta beğenip alarak, bizleri teşvik ederek, benim gibi arkadaşlarımı teşvik ederek bunu çoğaltabiliriz aslında. Aksi halde tükenip gideceğiz ve tüketim ekonomisine kölesi olacağız. Alacağız, daha kullanmadan, bitmeden onları çöpe atacağız. Sonra biz toplayacağız, onları tekrar hayata kazandırmaya çalışacağız. Bu bir döngü olacak. Kapitalizm şey yapar, çevreyi kirletir, savaşlar çıkartır. Sonra o savaşları kurtaracak kahramanlar çıkar, o çevreyi kirletecek örgütler çıkar. Yani muhalefeti de, çevreciliği de kendi elinden bırakmıyor. Çünkü bu çevreciler eğer bağımsız olsalar, bir gün kendilerine karşı, gerçekten karşı gelebileceklerdir. O yüzden böyle bazı uluslararası çevre örgütleri vardır. Bunların hepsi bir projedir, proje ürünüdür. Ve dolayısıyla bunlardan uzak durmak gerekiyor. Kendi bağımsız çevre örgütleri oluşturmak gerekiyor. Yani ya da sosyal, kültürel dayanışma dernekleri ve örgütlülük gerekiyor. Yaptığın nesnenin faydasından daha çok zararı olur. Yani doğaya zarar veriyorsun, çevreye zarar veriyorsun. Ama bir sokaktan topladığın, çöpe atılmak üzere olan bir şeyi aldığın zaman bu ahşap olması gerekmiyor. Metal herhangi bir şey de olabilir. Paslı demirler, çiviler olabilir. Her şeyle. Yani yeter ki tasarım gücü olsun. Dolayısıyla onları ben takip ediyorum ama güzel, çok değişik, yaratıcı fikirler var. Ama geri dönüşüm niteliği yok. Tasarım gücü var, sanatsal yönü var ama geri dönüşüm yönü yok. Yani ben o açıdan atölye çalışmasının en temel prensibi geri dönüşüm ürünü olmasıdır. Mesela bir beşik bulmuştum. Bacağı, kılığı, üstü, sağa solu dökük, kırık. O beşik bende çeyiz sandığını çağrıştırdı. Sonra o beşiği onardım. Orijinal haline getirdim, yani restore ettim, onardım. Fakat bende şöyle bir iz yarattı. Çocuk gelin düşüncesi, hikayeleri yarattı. İşte onunla ilgili bir hikaye yazdım, kısa. İşte çocuk gelin son kez baktı çeyiz sandığının yanındaki çeyizine, şeyine, beşiğine. Biri geçmişi, diğeri geleceğiydi. Az önce damda seksek oynarken annesinin seslenişi geldi aklına. İşte kart kız, çabuk gel, seni görmeye geldiler. Görmek almaktı, almak bilinmez bir diyara gitmekti. Aynanın karşısına geçti ve hüzünlü kendisine baktı. Daha çok küçüğüm diye içinden geçirdi. İşte gözlerinden bir yaş damladı. Az önce annesinin seslenişi geldi aklına diye böyle uzatabiliyorum, kısaltabiliyorum ama böyle hikayeleri de var. Mutlaka bende iz yapan, yani beni aşırı derecede duygulandıran tasarımların hikayelerini de yazıyorum. Yani burada amaç şu zaten, amaç ruhlarımızı tamir etmek. Eğer biz sağlıklı bir ruha sahip olursak, sokak kedilerine, sokak hayvanlarına daha şefkatli, daha bilinçli yaklaşırız. Ağaçlara, çevreye, denize daha bilinçli yaklaşırız. Dolayısıyla
karnımızı doyuruyoruz. Sonra çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ve insanlara da bunu şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü yarın artık bugündür. Eskiden gençler, ben de tabii bir zamanlar gençtim. Yarınlar için hep savaşırdık. Fakat adamın biri çıktı dedi ki yarın artık bugündür dedi. Yani bugün yoksa yarın da yoktur. Biz bugün demokrasi istiyorsak, emek hakkını istiyorsak bugün isteyeceğiz. Bugün bu yaptığım işe insanların ilgi duyması gerekiyor ve bunu koruması gerekiyor.